Arkadaşlar merhaba. Bugün orijinal yayınları AYT birinci denemesini beraber çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. İküp, İküp yerine biz ne olduğunu biliyoruz. Şimdi İküp eşittir İ kare çarpı İ olduğunu biliyoruz. O zaman ben İ karenin de eksi 1'e eşit olduğunu biliyorum. Eksi 1 çarpı İ'den ne eşit? Eksi İ'ye eşit. Peki İ üzeri 5. İ üzeri 5'i ben İ kare çarpı İ kare çarpı İ olarak yazabilirim. Dolayısıyla İ kare neye eşit? Eksi 1'e eşit. İ kare neye eşit? Eksi 1'e eşit. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. 1 etti. Neymiş? İ üzeri 5 İ'ye eşitmiş. Şimdi gelelim bunları şurada yerine yazalım. Ne oldu yukarısı? 1 eksi İ bölü 1 artı İ. Peki ne yapmamız lazım? Bunu eşleniyle çarpmamız gerekiyor. 1 eksi İ ile çarpıyorum. Yukarısı 1 eksi i'nin karesi bölü 1 eksi i, 1 artı i. Bakın 2 kare farkı olarak düşünüyorduk. Birincinin karesi 1, eksi i'nin karesi. Şimdi üst tarafı bir açalım. Birincinin karesi 1, birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı, eksi 2 i, ikincinin karesi artı i kare bölü İ kare yerine eksi 1 yazdığımda burası ne oldu? 2'ye eşit oldu. Peki bakın İ kare eksi 1'de eksi 1 ile 1 sadeleşti mi arkadaşlar? O zaman ne kaldı? Eksi 2i bölü 2. Bunları da sadeleştirdim. Dolayısıyla eksi i kaldı. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuz. İkinci soruda bize demiş ki ABC'de gerçel sayılar A eksi 2B 5'e eşit, 6B eksi 3C 4'e eşit, D eksi C 8'e eşit, A eksi D de X'e eşitmiş. Şimdi elimizde çeşitli denklemler var. Hemen bir onları yazalım ilk önce arkadaşlar. A eksi 2B eşittir 5. Hemen altına 6B eksi 3C eşittir 4. D eksi C eşittir 8. Bir de ne vermiş? A eksi D eşittir X. Ben öncelikle diyorum ki şu iki denklemi bir kullanayım. Diyorum ki şurayı bir 3 ile çarpayım. Burayı 3 ile çarparsam bakın B'ler sadeleşir değil mi? Şurayı 3 ile çarpıyorum. Ne oluyor şimdi buradan? 3A eksi 2B eşittir 15. 6B pardon 2B değil 3 ile çarptım 6B eksi 3C eşittir 4. Şimdi bakın 6B'ler sadeleşti mi? Ne oldu? 3A eksi 3C 15 artı 4'ten 19. Bir de bakın burada benim elimde D eksi C var. Hemen altına yazdım. D eksi C 8. Şimdi benim amacım ne? X'i bulmak. Ve bana A eksi D'yi X'e eşit olarak vermiş. Burada diyorum ki C'leri yok etmek istersem ben eksi 3 ile çarpsam buraya olur mu? Ne oldu bakın? Eksi 3 ile çarptığınızda C'ler sadeleşti. Ne kaldı? 3A eksi 3D eşittir. Bakın eksi 24 artı 19'dan eksi 5 eşit oldu. Peki bana ne lazımdı? A eksi D. Burada bakın A eksi D 3 parantezine aldığımda eksi 5 bölü 3 oldu. Peki A eksi D zaten X'e eşit değil mi? O zaman X ne oldu? Eksi 5 bölü 3. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü soruda bize demiş ki X ve Y birer tam sayı olmak üzere. İfadesi tek tam sayıdır. Yani şunu diyor bakın. X eksi 1 eşittir 2 ile 2 çarpı tek sayı diyorum. Çünkü sonucu tek sayıymış. Burada Y artı 2 eşittir 3 çarpı çift bir sayıymış. Şimdi arkadaşlar şurası herhangi bir sayıyı 2 ile çarptığımda her zaman ne? Çift. Şimdi x eksi 1 eğer çiftse x'in benim ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Tek bir sayıdan 1'i çıkartırsam çift bir sayı elde ederim. Şimdi peki burada 3 çarpı çift çift bir sayı. Çift bir sayıdan 2'yi bu tarafa attım. 2 çıkarttım. Ne gelir arkadaşlar? Y de gene çift bir sayı. Dolayısıyla bana şıklarda her zaman tek olan sayıyı soruyor. Şimdi bakalım. X'imiz tek, Y'imiz çift. Tek artı çift, eksi 1. Ne eşit olur arkadaşlar? Çift bir sayıya eşit olur.
Şimdi x kare, bakın x kare tek bir sayı, 1 gibi bir sayı düşünebilirsiniz. 1 artı 5, 6. Yani ne oldu? Gene çift bir sayıya eşit olur. Şimdi x çarpı y ne oldu? Tek çarpı çift. Ne olacak? Çift olacak. Çift artı çift bir sayı gene ne oldu arkadaşlar? Çift bir sayıya eşit oldu. Peki y kare eksi x küp. Şimdi çift sayının karesi eksi tek sayının küpü. Şimdi bakın çift sayınız mesela diyelim ki 2 olsun, 2'nin karesine 4. Tek bir sayının küpü 1 olsun. 1 eksi 4 eksi 1'den 3'e eşit olur arkadaşlar. Ne olur? Yani dolayısıyla cevabımız Deniz'de. Her zaman tek olanı soruyor ama biz yine de Y şıkkına da bakalım. Y kare diyor arkadaşlar. Y kare ne? Çift. Y'miz çünkü çift. Artı 4 ekledim. Gene sonucum ne olacak? Çift olacak. O zaman biz D şıkkını ne olarak bulduk? Tek sayı olarak bulduk. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bize demiş ki y eşittir x artı 4 ve x çarpı y eşittir 7 olduğuna göre 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü y artı 1 ifadesinin değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar bunları vermiş, bizden burada istenilen şey büyük ihtimalle burayı düzenlememiz. Hemen biz burada bir payda eşitlemesi yapalım. Y artı 1 x eksi 1 ile. Şimdi aşağıya yazıyorum paydalarını eşitledikten sonra. Y artı 1 eksi x artı 1 bölü y artı 1 çarpı x eksi 1. Yukarıda bakın zaten y eksi x var. Şuraya ben şunu yazabilir miyim? X'i bu tarafa attım. Y eksi x eşittir 4. Bunun yerine yazayım az hemen. 4 artı 1 artı 1'den 2 oldu. Şimdi aşağıda çarpalım. X çarpı y eksi y artı x eksi 1. Yukarısı zaten 6 bölü. Bakın x çarpı y neye eşit? 7'ye eşit. Bize soruda vermiş. Eksi y artı x. Bakın eksi y artı x. Y eksi x'i biliyorum. O zaman bunun eksilisi bu da. O zaman eksi 4 yazdım yerine. Eksi 4 eksi 1. Yani ne oldu? 6 bölü. 4 eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. 7'den eksi 5 çıkarttık. 2 oldu. 6 bölü 2'den 3. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Beşinci soru bir faktöriyel sorusu. Hemen bize x artı y toplamını sormuş. Şimdi arkadaşlar ben bir işler dışlar çarpımı yapayım hemen şurada. 6x faktöriyel eşittir 7x faktöriyel eksi 7y faktöriyel. Şimdi 7y faktörlü şu tarafa atarsak. Yani ne oldu? 7y faktöriyel eşittir. Bunu bu tarafa attığımızda 7 faktöriyelden 6 önündeki 7 eksi 6'dan x faktöriyeleme eşit oldu. Şimdi öyle bir şey olsun ki faktöriyelleri 7 ile y faktöriyeli çarptığında x faktöriyeli eşit olsun. Bakın faktöriyel demek ne demek de aynı o sayıların çarpımıydı. Mesela ben diyorum ki buna 6 dersem dolayısıyla bir de burada 7 var. Buranın 7 çarpı 6 faktöriyel olur. Bu da neye eşit olur? 7 faktöriyel eşit olur. O zaman y burada neye eşitmiş arkadaşlar? 6'ya. X'im de neye eşitti? 7'ye. 7 artı 6'dan 13. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Şimdi Özgün, Naz ve Ceren'in doğum tarihleri ve yaşları ile ilgili bazı bilgiler tabloda verilmiştir. A eksi C artı C eksi B eşittir B eksi A olduğuna göre Ceren'in doğum tarihi kaçtır? Şimdi arkadaşlar hangi yıl olduğumuzu bilmiyoruz. Sadece belirli yıllardaki tarih, doğum tarihleri verilmiş. Şimdi ben hangi yıl, herhangi bir yıl belirleyebilirim o zaman. Mesela diyorum ki yıl 2000 olsun. Şimdi yıl 2000 ise 1993 yılında doğan birisi 2000-1993'ten 7 yaşında olur. 1990 yılında doğan 2000-1990'dan 10 yaşında olur. Şimdi bunları bulduk. A 7, B 10. Sonuçta verdiğimiz tarih hiçbir zaman doğum tarihiyle alakalı olmadığı için doğum tarihimiz sabit sonuç olarak. O yüzden istediğim bir tarihi verdim. Şimdi şu eşitliği bir uygulamaya çalışalım. A yerine 7 yazdım. Eksi C'yi bilmiyorum. Artı C yerine bilmiyorum. Eksi B yerine
10 yazdım. Eşittir neymiş? B eksi A. Yani 10 eksi 7 yaşları farkı her zaman aynı zaten. 3'e eşit. Şimdi ben bunu çözerken diyorum ki burada mecburen deneme yanılma yöntemi kullanacağız. Yani burası 1 olsun. Burası da ancak 2 olursa 3'e eşit olabilir. Çünkü neden arkadaşlar? 1 artı 2'den 3 olur. Şimdi burada bakın 8 bulursunuz C'yi. Burada da aynı şekilde eksiyle çarptığımızda C'yi o zaman gene 8 buluruz. O zaman ben C'yi 8 buluyorsam 2000 yılındaysam kaç yılında doğduğunu nasıl bulurum? 2000 eksi 8'den 1992. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. 7. sorumuz. 7. soruda kökleri birbirinden farklı ikinci dereceden bir denklemin kökler çarpımı kökler toplamının 2 katına eşitmiş. Şimdi arkadaşlar kökler çarpımının ne diyor? Kökler çarpımı kökler toplamının 2 katına eşit. Biz elimizde ax kare artı bx artı c eşittir 0 cinsinden bir denklem varsa kökler toplamını ne olarak biliyoruz? Eksi b bölü a. Ne diyor? Kökler toplamının 2 katı. 2 katı eşittir neymiş? Kökler çarpımı. Yani şu a'lar sadeleşti mi arkadaşlar? O zaman c eşittir eksi 2b. Bunu diyebiliriz. Şimdi kökler birbirinden farklı olduğuna göre biz başka neyi söyleyebiliyoruz? Delta'nın 0'dan büyük olduğunu. Yani delta'mız büyüktür 0. Şimdi delta'nın formülünü biliyorduk değil mi biz? B kare eksi 4ac. O zaman yazalım şöyle. B kare eksi 4ac büyüktür 0. Peki C yerine eksi 2B yazabilir miyim ben arkadaşlar? C gördüğüm yere eksi 2B yazıyorum. B kare ne oldu o zaman? Artı eksiyle çarptığım için 8AB büyüktür 0. Şimdi burayı ben B parantezine alayım. B çarpı B artı 8A büyüktür 0. Şimdi arkadaşlar burada B'ye göre artık yapacağız işlemlerimizi. B ya 0'a eşit olabilir ya da B eşittir eksi 8A olabilir. Çünkü neden B'ye göre yaptık? Kökler toplamının en geniş çözüm aralığı. Zaten bu eksi B bölü A değil miydi? Şimdi ben bunu mesela şurayı A'ya bölersem şöyle düşünün. Eksi B bölü A. Burası eksi var bir de. Kök 8'e eşit olacak. Burası zaten her türlü 0. Şimdi neye göre o zaman ben tablo yapacağım? Hemen şuraya yapıyorum. Kökler toplamı dediği için eksi B bölü A. Her tarafı neye böldüm? Eksi A'ya böldüm. Şimdi o zaman 0 ile 8'e göre hemen tablomu yaptım. İşaretim zaten artı arkadaşlar. Artı ile başladım. Eksi artı. Bana neyi soruyor? En geniş çözüm aralığı. 0'dan büyük olmasını istiyorum. O zaman nereleri tarayacağım? Artı olan yerleri tarayacağım. Bakın şıklara baktığınızda reel sayılardan şunu çıkarttığını gördünüz. Reel sayılardan 0 ile 8 arasını çıkarttık. Yani cevabımız D şıkkı. 8. sorumuz arkadaşlar. F tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyondur. F x eksi 3 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 2 ile 4 olduğuna göre f 2x artı 1 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Eksi 2 ile 4. Peki o zaman ben f x eksi 3 eşittir. Kökler o zaman bunlar değil mi? Köklerimi şöyle yazabilir miyim? X artı 2 çarpı x eksi 4. Aynı fonksiyonlardaki denklemini yazarmış gibi düşünüyoruz. Ama önünde bir a katsayısı olabilir. Ama ben zaten eşitsizlik çözeceğim. A katsayısının benim için bir önemi yok. Şimdi x yerine ben ne yazarsam 2x artı 1 elde edebilirim. O zaman diyorum ki x yerine ben 2x artı 4 yazayım. X gördüğüm yere 2x artı 4 yazarsak bakın 2x artı 1 mi oldu burası? Eşittir. 2x artı 4 yazdığımda 2x artı 6 çarpı 2x artı 4, 4'ler sadeleşti. 2x. Şimdi bunun çözüm kümesini bulacağız. Sıfırdan küçük olduğu yeri soruyor bu arada arkadaşlar. Şimdi burada 2x artı 6 eşittir 0. Yani x eşittir eksi 3. 2x eşittir 0. Yani x eşittir 0.
Hemen tablomuzu yapalım. Eksi 3 ile 0 aralığı. Neyle başlıyorum arkadaşlar? Artıyla. Artı, eksi, artı. Peki bizden istenilen yer neresi? Negatif olan yer. Çünkü sıfırdan küçük olan yeri istiyor. O zaman aralığımız neymiş arkadaşlar? Eksi 3 ile 0 arası. Yani cevabımız D şıkkı. 9. sorumuz arkadaşlar. 9. soruda bize bir modelleme yapmış. Modellemeye göre diyor ki x'ler 3'ten küçükse 1'e eşit. X'ler 3'e eşitse 0'a eşitlik 0'a eşitmiş. X'ten 3'ten büyük değerler verdiğimde eksi 1'e eşitmiş. Yani yuvarlağı daireyi öyle tanımlamış. Olduğuna göre x'in arabileceği tam sayı değerleri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bir sayıya 2 ekliyorsunuz ve bunu elde ediyorsunuz. Şöyle düşünelim. Şurası 2. Şimdi şu 1, 0 ya da eksi 1 elde etmemiz lazım. Ben buraya önce eksi 2 verirsem 0 elde ederim. Dolayısıyla burada eksi 2 çıkma ihtimalim yok. Yuvarlağın eksi 2 çıkma ihtimali yok. Şimdi o zaman 0 kuşunu kullanmayacağım. Şimdi ben buraya eksi 1 dersem sonucum 1 olur. Yani burası o zaman eksi 1 olabilir. Bunun cevabı da 1 olur. Peki bakın buraya 1 dersem 1 artı 2'den 3 olur. Hiçbir zaman dairenin sonucu bakın 3'e eşit değil. O yüzden sadece benim tek bir tane ihtimalim var. İstediğim şey o zaman burası eksi 1 ise diyor ki x'ler 3'ten büyük. Yani istediğimiz şey 2x eksi 9 büyüktür 3'ten. Bir de 1 iken de x'ler 3'ten küçük. Hemen ilk önce şunu bir çözelim. 2x büyüktür 12, x büyüktür 6. Burada 1 olması için x'lerin 3'ten küçük olması diyor. 2x eksi 15 küçüktür 3, 2x küçüktür 18, x küçüktür 2'ye bölersek 9. Yani ne olacakmış? X'lerim ya 9'dan küçük ya da 6'dan büyük. Ortak çözüm kümesine bakarsanız bakın 6'dan büyük olsun 7 var, 8 var. 9'dan da küçük olmasını istediğim için alabileceği tam sayı değerleri 7 ve 8'den kaç taneymiş? 2 taneymiş. Yani cevabım B şıkkı arkadaşlar. Şimdi 10. sorumuz arkadaşlar. 10. soruda bize demiş ki dik koordinat sisteminde x artı y büyüktür 6 eşitsizliğin oluşturduğu bölge A kümesi. Y eksi x küçük eşittir 6 eşitsizliğin oluşturduğu bölge B kümesi. Y eksi 2 büyük eşittir 0 eşitsizliğin oluşturduğu bölge C bölgesi. Buna göre C kesişim B fark A kümesinin oluşturduğu bölgenin alanı. Yani burada bizden bütün eşitsizlikleri teker teker çizmemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir koordinat sistemimi çizelim ilk önce. X artı y büyüktür 6 diyorsa arkadaşlar bakın şurada ilk önce y'ye 0 verirsem x eşittir 6. X'e 0 verirseniz x'e 0 verdiniz bakın y'ye 0 verirsem evet 6, x'e 0 verirsem de y eşittir 6. O zaman bakın birinci doğrumuz 6'ya 6'dan geçiyor. Yani şöyle çizebilirim. Bu ne? Birinci A kümesini belirttiğimiz çizgi. Şimdi peki ne istiyor? A bölgesi x artı y'nin 6'dan büyük olduğunu. Bakın 0'a 0'ı verin. 0 artı 0 büyüktür. 0 büyüktür 6 sağlamıyor. O zaman burada istediği bölge doğrunun üst kısmı. Yani bu ne? X artı y büyüktür 6. Şimdi diğer eşitsizliğe B bölgesine geçelim. Burası bizim için A bölgesi. Şimdi B diyor ki y eksi x küçük eşittir 6. Yani hemen burada da bakın x'e 0 verin. Y eşittir 6. Y'ye 0 verirseniz bu sefer x eşittir eksi 6. Yani nereden geçecek o zaman bu? Eksi 6 ile 6'dan. O zaman onu da şöyle çizelim bakın arkadaşlar. Tamam. Şimdi bölgesine bakın. Bakın 0'a 0 verin hemen. 0 0 6 büyük eşittir 0 sağlıyor. O zaman B bölgesi de bizim için şu aşağı taraf. Şimdi şurası. Şimdi hatta hemen C'yi çizmeden önce bakın B fark A diyor. Yani B'de olacak, A'da olmayacak. Yani o zaman B fark A şu bölge mi arkadaşlar? Şu koyuyla taradığım şurası.
Çünkü ne istiyor? B'de olsun, A'da olmasın istiyor. O zaman burası bizim için neymiş? B fark A. Peki, şimdi bir de demiş ki y eksi 2 büyüktür 0. Yani y eşittir 2 doğrusu değil mi bu? O zaman y 2 doğrusu da şurada bir yerde. Bu ne oldu bizim için? Y eşittir 2 doğrusu. Şimdi burası 2 bakın arkadaşlar. Bir de diyor ki bunun kesiştiği yeri sormuş. Bakın y eşittir 2 doğrusunun 0'dan büyük olduğu yer yukarı taraf. O zaman bunların hepsinin kesiştiği yer arkadaşlar şuradaki bizim için üçgen. Şimdi bu üçgende bakın yüksekliğiniz şurası 2 ise şurası zaten 4 birim. Bana şu noktalar lazım değil mi? E peki ben buranın y'nin 2 olduğunu biliyorum. E bu nokta a doğrusundan geçiyor değil mi? Yani a doğrusu değil de x artı y büyüktür 6'dan geçiyor. O zaman şurada hemen şu doğrulardan birinde hemen yerine ne koyalım? 2 koyalım. 2 eksi x eşittir 6. Bu tarafa attınız. X eşittir 4. Bakın şurası eksi 4'müş. Burası da 4'müş. Zaten simetrik olduğu için aynı şeye denk gelecek. Eksi 4 artı 4 ne geldi arkadaşlar? 8. Yüksekliğimde kaç birimde? 4 birimde bölü 2. Sadeleştim. 2 kere 8 16. Yani istenilen bölge C şıkkı arkadaşlar. 11. sorumuz arkadaşlar. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3, x eksi 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre qx eşittir p içinde px polinomunun x kare eksi 4x artı 3 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye sormuş. Bakın x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 ise o zaman ben p1 eşittir 3 diyebilir miyim arkadaşlar? Bir de x eksi 3 ile bölümünden kalan 1 ise bunları neye eşitliyorduk? 0'a eşitliyorduk. O zaman diyebilirim ki p3 eşittir 1. Benden istediği polinoma bakalım şimdi bakın. Qx eşittir p, px'miş. Bunun x eksi 1 şunu çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 3 eksi 1. X'e x. O zaman ne oldu? X eksi 3 çarpı x eksi 1 ile bölümünden bx bölüm artı ne olacak kalanım? Ax artı b şeklinde olacak. İkinci dereceden bir denklemimiz var. Ax artı b. Şimdi ben şuraya 1 koyduğumda bakın. 1 koyduğumda zaten şurası sıfırladı değil mi? P1 şöyle olacak bakın. P 1 eşittir. 1 koyduğunuzda a artı b. Peki P1 neye eşitti arkadaşlar? 3'e eşitti. O zaman ne oldu? P3 neye eşit? 1'e eşit. O zaman A artı B eşittir 1. Şimdi 3 koyduğumda yerine. Peki gene şurası sıfırladı mı? O zaman ilk önce eşit yazalım. 3A artı B. Şimdi şuna bakın. P 3 bu seferde. Şimdi P3 neye eşit? 1'e eşit. Şurada yazdık. P tekrar 1 yazdım. P1 neye eşit? 3'e eşit. O zaman 3A artı B de neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. Hemen buradan arkadaşlar B'ler eksiyle çarparsam 2A eşittir 2. A eşittir buradan ne geldi? 1 geldi. B'yi de yerine yazın bakın. 1 artı B eşittir 1. B de 0 geldi. E bizden istenilen şey neydi? AX artı B'ydi. E B zaten 0. A da 1. O zaman x yani kalanımız neymiş arkadaşlar? X'miş A şıkkı. 12. sorumuz arkadaşlar. Px bir polinom olmak üzere Px artı 2 eksi x artı 5 bölü x kare eksi 1 ifadesi bir polinomdur. Yani bu ifadede bir polinom. O zaman polinomsa bu da x kare eksi 1'e tam bölünüyor demektir. Px polinomunun x kare eksi 4x artı 3 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada dedik ki bu bir polinomsa bu x kare eksi 1'e tam bölünüyor demek ki. O zaman bir yazalım ilk önce. P x artı 2 eksi x artı 5 eşittir x kare eksi 1 çarpı bx. Şimdi burada tam bölünüyorsa o zaman buradaki çarpanlarına tam bölünüyor demek. O zaman x eşittir 1 ile tam bölünebiliyor. O zaman 1 yazarsam yerine p3 eksi 1 artı 5
eşittir ne olur? 0. O zaman ne oldu buradan? P3 eşittir eksi 4. Peki x yerine eksi 1 yazarsam burası zaten 0 eşit arkadaşlar. P1 eksi 1 artı 1 oldu. Artı 5 eşittir 0. P1 eşittir neye eşit? Eksi 6. Peki bize Px'in bununla bölümünden kalanı soruyor. İlk önce şunu bir çarpanlarına ayıralım. Eksi 3 ile eksi 1 x ile x. Ne olacak yani? X eksi 1 çarpı x eksi 3. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Px eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı bx artı ikinci dereceden olduğu için ax artı b şeklinde kalanım var. Şimdi ben burada p1 yazıyorum ilk önce. Burası 0. 1 yazdığımda ne oldu? X yerine a artı b eşittir eksi 6. Peki bir de ne yazacağım? 3 yazacağım. 3 yazdığımda ne oldu? 3a artı b eşittir eksi 3 yazdığımda buradan eksi 4 eşit. Şimdi ben a'yı b'yi bulmak istiyorsam bunu eksi ile çarpayım. Eksi artı oldu. 2a eşittir arkadaşlar 2. A buradan 1. Peki b ne oldu? A 1 ise 1 artı b eşittir neydi arkadaşlar? Eksi 6. B buradan ne oldu? Eksi 7. Bize ax artı b lazımdı. O zaman ax artı b. A'ya 1 bulduk x. B'ye ne buldunuz? Eksi 7. Pardon. Şurası x eksi 7. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 13. sorumuz. Demiş ki fx eşittir x kare artı x fonksiyonunun 3 virgül m aralığındaki ortalama değişim hızı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi ilk önce şu uç noktalardaki değerleri bir yerine koyalım. Yani f3 ne oldu? 3'ün karesi 9 artı 3'ten 12 eşit. fm ne oldu? M kare artı m eşit. Şimdi biz ortalama değişimi nasıl buluyorduk? Delta y bölü delta x. Şimdi ilk önce y'lerin değişimine bakalım. M kare artı m eksi 12 bölü ne olacak? X'lerin değişimi de m eksi 3. Şuraya bir çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. M artı 4 m eksi 3. Çünkü ne oldu şurası? 4'e 3 eksi 3'e artı 4 bölü m eksi 3. Sadeleştirdik mi? Ne kaldı geriye arkadaşlar? M artı 4. Peki şimdi buradaki değişim hızı m artı 4'ü biz ne diyeceğiz? Neyden büyük olacak? Şimdi şurası 12 eşit. Burası m eksi 4. Pardon m artı 4'e eşit oldu. M artı 4'ün arkadaşlar ben burada 7'den daha büyük olmasını istiyorum. Çünkü 7'den daha büyük olmasını istiyorsam m'ye ne verirsem anca 7'den daha büyük. Bakın 3 verdiğinizde 3 artı 4'ten 7. Yani 7'den daha büyük bir değer olmalı. O zaman hangisi olabilir diye soruyor. Bakın şıklara baktığınızda sadece 23 bölü 2 7'den daha büyük. O zaman cevabım A şıkkı. 14. sorumuz arkadaşlar. F x eksi y eşittir f x eksi f y olarak veriliyor. Şimdi f 1 eşittir m eksi 5, f 4 eşittir 3 m artı 1 olduğuna göre f 2 kaçtır diye sormuş. Şimdi ben şu 4'ü ve 1'i kullanarak 2'ye ulaşmaya çalışacağım. Buradaki amacım bu. Şimdi o zaman ben diyorum ki şunu f 4 eksi 2 yazsam o da eşittir f 4 eksi f 2 olur. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? F2 mi? O zaman F2 hatta bunu da bu tarafa atarsam 2 tane F2 eşittir F4 olur. Şimdi bunu buldum. Peki bir de 1'i kullanmam lazım. Ve 2'yi soruyor. O zaman 2 eksi 1 olarak yazayım. F2 eksi F1 eşittir F2 eksi F1. Ne oldu bu? F1 eşit. Bu tarafa atarsam 2 tane F1 eşittir F2 mi? Şimdi bunda da sorun yok. Şunu F1'i bana ne vermiş? M eksi 5. F2'yi soruyor. Şimdi F4'ü bana ne vermiş arkadaşlar? 3M artı 1. Elimde ikisi de F2 eşit değil mi?
O zaman hemen birbirine eşitleyelim. 3 m artı 1 bölü 2 eşittir. Bakın f2'ye eşitliyorsak 2m eksi 10. Şimdi buradan içler dışlar bir yapalım. 3 m eksi 1, 4 m eksi 20 m. Şimdi ne oldu? Bunu bu tarafa atarsam, bunu da bu tarafa atarsam m ne çıkar arkadaşlar? Şurası eksi 20, burası 3 m eksi, pardon, şurası 3 m artı 1 bakın. Şurayı yanlış yazmışım. 3 m artı 1 bölü 2. O zaman şurası 21 eşittir m oldu. M 21 ise bana neyi soruyordu arkadaşlar? F2. Peki F2 neye eşitti? F2 eşittir. F4 yani 3M artı 1 bölü 2'ye eşitti. O zaman 21'i buldum. 3 çarpı 21 artı 1 bölü 2'den. Burası 63. Bir daha 64 bölü 2. Yani 32. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 15. sorumuz arkadaşlar. 15. soruda bize demiş ki denklemin kökleri A ve B'dir. 5A kare artı 26AB artı 5B kare eşittir 112 olduğuna göre M kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar kökler A ve B ise ben kökler toplamını biliyor muyum? Buradan hemen A artı B o zaman. Eksi B bölü A'dan eksi 4 bölü eksi, yani eksisi var bir de artı oldu. Yani 4'e eşit. O zaman A çarpı B de C bölü A'dan, o zaman ne oldu? 3M eksi 10, A'sı zaten 1. 3M eksi 10'a eşit. Şimdi şurada, ilk önce şuraya bir 5 parantezini alayım. 5 parantezinde A kare artı B kare artı 26 çarpı AB değil mi? 26 AB eşittir 112. Şimdi ben şunu da peki nasıl yazabilirim? A artı B'nin karesi 5 çarpı A artı B'nin karesi eksi 2 AB artı 26 tane AB eşittir 112. Şimdi şuraya gelelim. 5 tane A artı B'nin karesi eksi 10 tane AB artı 26 tane AB ne oldu yani? Artı 16 tane AB eşittir 112. Peki A artı B'yi ne biliyoruz? 4 olarak. 4'ün karesi 16. Burası 16. 16 çarpı 5 80. O zaman ne oldu? 16 tane AB eşittir 112 eksi 80. O da 16 tane AB eşittir ne geliyor? 32. A çarpı B o zaman neymiş? 2'ye eşitmiş. Peki ben A çarpı B'nin 3M eksi 10 olduğunu biliyor muydum? O zaman 3M eksi 10 eşittir 2. 3M eşittir 12. M eşittir her tarafı 3'e bölersek 4'e eşitmiş. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Şimdi 16. sorumuz arkadaşlar. 16. soruda diyor ki şekilde su dolu olan bir kaptaki su kabın tabanında delik açılarak sabit hızla boşaltılırken kabın şekline göre suyun yükseklik ve zaman değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre su boşalan kap aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar zaman ve yükseklik. Şimdi sıfırdan buradan başladım. Şuradan başladı. Şöyle geldi. Şimdi burada fazla. Şurada ne oldu? Daha az. Böyle gidiyor. Şimdi boşalma miktarı ne yaparak gidiyor? Azalarak gidiyor. Şimdi bu durumda taban kısmının daha büyük bir şekil olması lazım ki boşalma miktarı azalsın. Taban kısmı büyük olan bir şekil arıyorum ben. Şimdi bakın şu zaten eşit. Bu olmaz. Direkt sabit olurdu. Bu küçük. Bu da olmaz. O zaman A, C ve D kaldı. Şimdi bunların arasında nasıl bir ayırım yapacağız? Şimdi bakın bunların ağız kısımları böyle sabit bir şey. Şöyle aynı. Bakın şurası da. Buralarda bir yerlerde sabitlik olması lazımdı bu şekillerin olabilmesi için. Ama burada en başta en fazla su gidiyor. Yani en başta dediği demek ki tabana en geniş olanda gidecek. O zaman cevabımız neymiş arkadaşlar? D şıkkı. 17. sorumuz arkadaşlar. 17. soruda
Demiş ki bize yukarıdaki grafikte y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx eşittir 3x artı 1 bölü fx eksi 3 olduğuna göre gx fonksiyonunun tanımsız olduğu noktaların absisleri toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini soruyor. Şimdi bakın gx fonksiyonu burası değil mi? Tanımsız olduğu nokta ne olur? Paydam 0 eşitgen olur. Şimdi bunu biliyoruz zaten. O zaman neyi istiyor benden? Fx eşittir 3. Şimdi burada absisleri toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değerleri. Şimdi burada f'in 3 olduğu yerde ben desem ki hemen şu aralıkta fx 3'e eşitmiş. Bu aralıkta hangi sayı varsa onu yani 5'i alamazsınız. Çünkü bana en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Yani tam sayı olmak zorunda değil. O zaman en büyük değeri a dersem a 2 ile 5 arasında olabilir. En küçük değeri b dersem bu da aynı şekilde gene 2 ile 5 arasında olabilir. Bunları toplayalım. 2 artı 2 4. A artı b ne oldu? 10. Yani bana buradaki tam sayı değerlerinin en büyük ve en küçüğünü soruyor. O zaman 5 olabilir. Tam sayı olarak burada da 9 olabilir. 5 artı 9'dan 14. Yani cevabım E şıkkı arkadaşlar. 18. sorumuz. A eşit değildir B olmak üzere. Fx eşittir Ax artı B'dir. F Bx artı A eşittir B çarpı Fx artı A olması için A artı B toplamının değerini soruyor. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız? Hemen fx eşittir ax artı b ise burada da bx artı a'yı tanımlamış. X gördüğüm yere bx artı a yazacağım. Hemen yazıyorum. A çarpı x yerine bx artı a artı b eşittir neymiş? B çarpı fx yerine ax artı b yazıyorum. Artı a. Şimdi yazdım. A, b, x artı a kare artı b. Artı a, pardon artı değil eşittir. B, a, x artı b kare artı a. Şimdi bunlar gitti mi arkadaşlar? O zaman bunu bu tarafa alayım. A kare eksi b kare eşittir. A eksi b. Bunu iki kare farkını yazabilirim. A artı b çarpı a eksi b eksi a eksi b eşittir 0. Şimdi buraya a eksi b parantezine alabiliriz. A eksi b çarpı a artı b eksi 1 eşittir 0. İkisinden biri 0 eşit olacak. Şimdi bakın a eşit değildir b demiş. Yani burası direkt gidebilir. O zaman a artı b eşittir burada 1. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bakın A eşit değildir B demesi şu açıdan önemli. Eğer burada A eşit değildir B demiş olsaydı kök yok etmiş olurdunuz. O yüzden ama A eşit değildir B olduğu için rahatlıkla burayı sıfıra eşitleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 19. sorumuz. 19. soruda bize demiş ki F eksi 1 ile 4 de tanımlanmış reel sayılar kümesine olmak üzere fx fonksiyonu alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce 3 noktalara bakalım. Yani 3 noktalar dediğimiz ne? Eksi 1 ile 4. Sonra da tepe noktasına bakalım. Eksi 1'i yerine koyuyorum. Eksi 1'in karesi artı 4 artı 1. Ne oldu bu? 4, 5, 6. Şimdi 4'ü yerine koyuyorum arkadaşlar. 4'ü koydum. 16 eksi 16 artı 1 yani 1 eşit. Şimdi tepe noktası neydi? F eksi B bölü 2A. Şimdi F eksi B'sine 4 oldu. 4 bölü 2. Yani benim neyi bulmam lazımmış? F 2. Hemen yerine yazalım F 2'yi. 4 eksi 8 artı 1. Ne oldu o zaman? 5 eksi 3. Yani bu tepe noktasında da eksi 3 değerini alıyormuş. O zaman biz şunu şöyle yazabilir miyiz? Eksi 3, 6 ne? 6 da uç noktada olduğu için burası 1 zaten. En büyük değeri aldım. 6 da dahil. O zaman ikisinin arasında alabileceği değerler arkadaşlar. Eksi 2 olur, eksi 1 olur, 0 olur. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani burayı saydığımızda kaç tane değer var arkadaşlar? 9 tane değerimiz var. Cevabımız C şıkkı.
20. sorumuz arkadaşlar. Şimdi 20. soruda yukarıda bir yarışma programında kutuların görseli verilmiş. A satırındaki kutuların bir tanesinde, B ve C satırındaki kutuların her birinde ikişer kutuda hediye bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada 1, bunların 2. 2 tane kutuda hediye var. Yarışmacı sırasıyla A, B ve C satırlarından birer kutu seçecektir. Tamam. Herhangi bir satırdan seçtiği kutuda hediye yok ise bir üst satırdaki hediyeli bir kutuyu yarışmadan çıkartıyor. Yani ben diyelim herhangi bir satırdan seçtiği kutuda hediye yok. A'da kutuyu bulamadım, hediyeyi bulamadım. B'den de o zaman bir tanesini çıkartıyor. Artık 2'deydi, bir kutu da hediye oluyor. Ve kalan kutularıyla yarışmaya devam ediyor. Buna göre yarışmacının 3 satırdan birer kutu seçtikten sonra 2 hediye kazanma olasılığı. Şimdi bakalım. Hemen şöyle yapıyoruz. Birinci de. Şimdi A'da kutuyu bulmuş olsun arkadaşlar. Kaç tane kutumuz var? 3 tane. O zaman 1 bölü 3 olasılıkla kutuyu buldu. Şimdi ne oldu? B'de bulamazsın. B'de bulamazsın. Neyimiz var gene? Bir kutuyu da bulamayınca ne yapıyordu? Sistem yok ediyordu. O zaman bulamayacağı kutu 1 bölü 3. Şimdi çarpı. Sonra burada bulduğu için artık ne diyor? Bak seçtiği kutuda hediye yoksa sistem üst kutudaki hediyeli kutuyu yarışmadan çıkartıyor. Şimdi burada 3. de bulamadık. Şurada B'de bulamadık. Ne yaptı? C'ye geldi. O zaman bir tanesini sildi. Bulma ihtimalimiz ne oldu? Bir tane kutu gitti. 1 bölü 2. Şimdi 2 tane kutuyu bulduk. Şimdi gene biz A'da bulalım. O zaman 1 bölü 3 gene. Şimdi A'da bulduk. Sonra B'de bulamayalım. B'de bulamama ihtimalimiz, pardon, burada B'de bulamamıştık. Şimdi B'de bulalım. Ne olacak o zaman? 2 tane kutumuz var. 2 bölü 3 çarpı. Zaten C'de bulamama ihtimalimiz. Çünkü biz kaç tane hediye alıyoruz? 2 tane. 1 bölü 3 artı. Şimdi bu sefer de A'da bulamazsın. A'da bulamayalım. Yani A'da bulamama ihtimalimiz ne? 2 bölü 3 çarpı. B'de bu sefer ne yapacağız? Bulacağız. Ama kutulardan biri ne oldu gene? Gitti. Çünkü A'da bulamadık. O zaman çarpı 1 bölü 2. Bunu da bulduk. Burada bulma ihtimalimiz ne? 3 taneden 2 tanesi. 2 çarpı 3. Şimdi arkadaşlar buradaki sadeleştirmeleri bir yapalım. 3 kere 3 9, 2 18. Buradaki sadeleştirmeleri yaparsak 2 bölü ne geliyor? 3 kere 3 9, 27. Artı burada şunları sadeleştirelim arkadaşlar. 3 kere 3 9 artı 2 bölü 9. Hemen bir paydalarımızı eşitlersek bakın şurayı 3 ile eşitledim. Şurayı 2 ile, burayı da 6 ile. 12 artı 4 daha 16. 12 artı 4 16. 3 daha 19. 19 bölü 54. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 21. soru arkadaşlar. 21. soru. AN aritmetik bir diziymiş. A7 eşittir 5 tane A1 olduğuna göre A11 artı A6 toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi ben A7'yi ve A1'i cinsinden yazmaya çalışalım. Şimdi A7 şöyle yazabilir miyim? A7 eşittir A4 artı 3 tane D. Şimdi bunun yerine eşittir. Şimdi A4'ü bilmiyorum. A11'i de bilmiyorum. Şimdi şöyle yazalım. 5 çarpı A4 eksi 3 de. Şimdi ben ne yaptım? A1 ile bu eşitliği A4 cinsinden yazmaya çalıştım. Şimdi burada ne olur? A4 artı 3 de eşittir 5 tane A4 eksi 15 tane de. Buradan ne geldi arkadaşlar? A4 eşittir. D'yi bu tarafa atarsam 18D 18 9D bölü, burada da sadeleştirme yaparsak 2. Şimdi şuraya bir yazalım ilk önce. Bir de A1 eşittir A4 artı 7D. Peki A6 ne yerine ne yazabilirim? A6 eşittir A4
artı 2D. Şimdi bunların ikisinin toplamını soruyor. Yani 2 tane A4 artı 9D'yi soruyor bize, değil mi? Şimdi peki 9D eşittir 2A4 mü? O zaman bunun yerine 2 tane A4 artı 2 tane A4, yani neye eşit oldu? 4 tane A4. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 22. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki Ahmet kumbarasında ilk gün bir miktar para koyduktan sonra diğer günler eşit miktarda para koyuyor. Kumbarasında 3. ve 11. günlerde oluşan paraların toplamı. Şimdi arkadaşlar bu ne o zaman? Sürekli aynı miktarda para koyduğuna göre, belli miktar ilk başta parası olduğuna göre bir aritmetik dizi aslında. Şimdi 3. gün kumbarası A3 olsun. A3 artı 11. gün diyor. A11 eşittir neymiş? 68. 18'i ve 13. gün. O zaman ne oldu? 8 pardon. A8 artı A13'te ne eşit? 13. gün 103'e eşit. Şimdi hemen şunları açalım. A1'e göre bir yazmaya çalışalım. Şimdi A1 artı 2D artı A1 artı 10D eşittir neymiş? 68. A1 artı 7D artı A1 artı 12D neye eşitmiş arkadaşlar? 103. Şimdi burada hemen şuraya bir düzenleyelim. 2 tane A1 artı 12D eşittir 68. 2 tane A1 artı 19D eşittir 103. Hemen bakın ne yapıyorum? A1'leri yok etmek için bir eksiyle çarpayım. Ne oldu buradan? 7D eşittir 35. D eşittir neymiş arkadaşlar? 5. Şimdi bana ne lazım? A1'i bulmam lazım ki A2'ye geçebileyim. Çünkü ikinci günün sonundakini soruyor. Şimdi ben buradan zaten biliyorum. Şurayı yerine yazalım. 2 tane A1 artı burası ne oldu? 60 eşittir 68. A1 eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? 2 tane A1 8. A1 eşittir 4. Bana ne lazım? A1 artı A2. Her gün bu ilk başta 4'müş. Zaten onu yazdık. D'yi de bulduk. Ne arttırıyor? 5 tane arttırıyor. Yani 4'e 5 ekledim. 9. 4 artı 9'dan ne geldi? 13. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 23. sorumuz arkadaşlar. 23. soruda bize demiş ki f fonksiyonunu vermiş ve f2 fonksiyonunu soruyor. Şimdi şurayı f2'ye eşitlemem lazım değil mi benim f2'yi bulabilmek için? Hemen onu bir yapalım. 2x, 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x eksi 1 eşittir 2 diyeceğim o zaman. Hemen bir işler dışlar yapayım. 2x artı 1 eşittir 2 çarpı 2 üzeri x eksi 2. Bu tarafa attım. 3 eşittir. Bunu da bu tarafa attınız. 2 üzeri x oldu. Peki benim burada x'i çekebilmem lazım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Logaritmaya geçmem gerekiyor. X eşittir burada. Logaritma 2 tabanında 3'müş. Ben zaten artık x gördüğüm yere logaritma 2 tabanında 3 alınca f2 elde ediyormuşum. f2 o zaman eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Şuradaki 2'yi hemen 3'ün üstüne kare olarak geçirebiliyorduk. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi ne arkadaşlar? 9. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. 24. sorumuz arkadaşlar. 24. soru gene bir logaritma sorusu. Demiş ki bize logaritma x, yani x eşittir 5 üzeri logaritma 2 tabanında 12, y eşittir logaritma 2 tabanında 18, x kare bölü y ifadesini soruyor. Şimdi ben x kare istiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? X kare ne olacak? 5 logaritma 2 tabanında 12'nin karesini alacağım. Şimdi o zaman bu neye eşit olur karesini alırsanız? 5 logaritma 2 tabanında 12'nin karesini alırsanız neye eşit oldu? 144. Y de neye eşit arkadaşlar? 5 logaritma 2 tabanında 18. Bana şimdi bunların bölme olarak soruyor. Ne yaparız o zaman? Bölü, hemen şuraya yazayım. 5 logaritma 2 tabanında
18. Şimdi ben o zaman bunların tabanları aynı zaten. Şöyle yazabilir miyim? 5 logaritma bölme işlemi olduğuna göre 144 eksi logaritma iki tabanında 18 bölme işlemi var. Tabanları çıkarttık. Şimdi logaritma kuralından eksi işaretli. O zaman logaritmanın kuralına göre logaritma iki tabanında 144 bölü 18 yazarım. O zaman buradan ne oldu? 5 logaritma iki tabanında 144 bölü 18 neye eşit arkadaşlar? 8'e eşit. Bunu da nasıl yazabiliriz? Bakın logaritma 2 tabanında 8. Neye eşit? Logaritma 2 tabanında 2'nin küpü. O zaman bu da neye eşit? 3'e eşit. O zaman buraya da 5'in küpü. Ne oldu? 5'in küpü de 5 çarpı 5 25. Bir daha 5 ile çarptım. 125. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? A şıkkı. 25. soru arkadaşlar. 25. soru f tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyonmuş. Ve buna göre bana m büyüktür 0, n büyüktür 0, n eşit değildir 1 vermiş. F'in tersi m kare bölü f'in tersi n küp ifadesini soruyor. İlk önce arkadaşlar ben şurayı bir düzenlemek istiyorum. Şunu ben 5 üzeri x parantezine alırsam 2 üzeri x artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 2 üzeri x. Gitti. Bakın bunlar sadeleşti. Artık benim f fonksiyonum fx eşittir 5 üzeri x. Buradan bakın x'i çekerseniz hemen ne yapacağız? Tersini almaya çalışıyorum. X eşittir logaritma 5 tabanında y olur. Yani şurada ne eşit? Y eşit çünkü. X gördüğümüz yere y gördüğümüz yere x yazıyorduk. O zaman f'in tersi x eşittir logaritma 5 tabanında neymiş artık? X'miş. Bana diyor ki f'in tersinde bir m kare koy diyor, bir de n küp koy diyor. Hemen şuraya yapalım arkadaşlar. Ne olur? Şurada göstereyim hatta. Logaritma 5 m kare bölü bir de logaritma 5 tabanında n küp. Ben ne yapabilirim? Şuradaki 2 bölü 2 ile 3'ü hemen başa atabilirim. O zaman ne oldu? Logaritma 2 3 2 bölü 3 logaritma tabanları aynı olduğu için bakın şunu m'yi buraya tabanı buraya yazıyorduk. 2 bölü 3 logaritma m tabanında m, o da nerede arkadaşlar? D şıkkında. Cevabımız D arkadaşlar. 26. sorumuz arkadaşlar. A ve B reel sayıları birden büyük ve A üzeri 5 eşittir. B'nin 3. kuvvet yani kök 3 olmak üzere bana logaritma içerisindeki işlemlerin sonucunu sormuş. Şimdi şöyle yapıyorum. Diyorum ki ben şunun hemen a'yı eşitleyebilmek için 1 bölü 5. kuvvetini alayım arkadaşlar. 1 bölü 5. O zaman burası a eşittir b'nin ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 5 bir de 1 bölü 3'ü eşitti. O zaman 1 bölü 15. kuvveti değil mi? 1 bölü 15. kuvveti. A eşittir b'nin 1 bölü 15. O zaman ben a gördüğüm yere b'nin 1 bölü 15. kuvveti yazabilirim. Logaritma a gördüğüm yere yazıyorum. B'nin 1 bölü 15. kuvveti ne oldu? B kare. Artı logaritma a gördüğüm yere ne yazıyordum? Bunu yazıyordum. Pardon, burası a küpmüş arkadaşlar. Şunun küpü var burada. Burada B'nin 1 bölü 15. kuvvetinin 15. kuvveti var. Bir de B var. Şimdi şuraları sadeleştirebiliriz. Ne oldu o zaman? Logaritma B'nin 1 bölü 5. kuvveti B kare artı logaritma bunlar sadeleşti bakın. B'nin B'nin kuvveti. Şimdi zaten şunları şöyle yazabiliyor muyduk? 2 bölü 1 bölü 5 artı logaritma B tabanında B zaten ne eşit? 1'e eşit. Burası 10 oldu. 10 artı 1'den arkadaşlar 11. Yani cevabımız C eşit arkadaşlar. 27. sorumuz gene bir logaritma sorusu arkadaşlar. Bana diyor ki logaritma 8x tabanında 4x m ise logaritma 2 tabanında x ifadesinin m türünden eşiti. Şimdi bakın burada 2 tabanı olduğu için ben bu ifadeleri yazarken 2 tabanıyla yazmam lazım. Yani şöyle yapıyoruz şimdi. Şuraya bakın logaritma m'ye eşitse şöyle yapalım. 4x bölü logaritma 8x neydi arkadaşlar? M'ye eşit değil mi bu?
Şunu sadece ayırma olarak yazdık. Ama taban olarak neyi koyayım? İstediğimi koyabilirim. 2'yi koyayım. Çünkü bana neyi soruyor? Logaritma 2 tabanında x'i soruyor. Bunu da tekrar ayıralım şimdi. Ne olacak? Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında x bölü logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 2 tabanında x. Bu neye eşit arkadaşlar? M'ye eşit. Şimdi ben bunun 2'nin karesi olduğundan 2'ye eşit olduğunu, bu da 2'nin küpü olduğundan 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak ne oldu arkadaşlar? 2 artı logaritma 2 tabanında x bölü 3 artı logaritma 2 tabanında x eşittir m miymiş? Şimdi bana zaten logaritma 2 tabanında x'e soruyor. Hemen içler dışlar çarpımı yapayım. 2 artı logaritma 2 tabanında x eşittir 3m artı m çarpı logaritma 2 tabanında x. Şimdi ben bunları logaritma 2 tabanında x'i yalnız bırakmaya çalışırsam logaritma 2 tabanında x eşittir 2 eksi 3m bölü m eksi 1 çıkar. Yani cevabımız arkadaşlar bakın bunun eksisi 3m eksi 2 1 eksen. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 28. sorumuz arkadaşlar. 3 tane eşit dikdörtgende oluşan yandaki şekilde tanjant B artı kotanjant A'yı soruyor bize. Yani bir trigonometri sorusu. Şimdi bakın şurayı bir çekeyim ilk önce. Şimdi ben şurayı çektim. Burası dik oldu. Şimdi burası 5 mi? Şurası da 5 değil mi? Şey vermiş, eş vermiş çünkü. Şurası 3, şurası 3. Şuranın toplamı 2. Şurası da 2. Şurası ne? Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Şurası da ne? 5. Şimdi ben buradan kotanjant alfa. Kotanjant alfayı rahat bir şekilde bulabilir miyim? Kotanjant alfa. Komşusu bölü karşısı. Yani 3 bölü 5. Şimdi buraya kadar tamamız. Şimdi B beta'yı bulmak istiyor. Şunu şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şurası dik mi? Şimdi ben peki paralellikten dolayı şurayı beta'yı buraya taşıyabilir miyim arkadaşlar? Buraya taşıdım. Şimdi şuranın 2 olduğunu biliyorum. Burası 2 ise şurası da 2 mi? O zaman şurası neydi? 3. Şurası ne? 5. Yani şuranın toplamı 8. Şimdi bana ne lazım? Tanjant beta. Tanjant beta. Tanjant beta ne? 5 artı 3, 8. Karşısı bölü komşusu. Yani neye eşitmiş? 4'e. İkisinin toplamını soruyor arkadaşlar. 4 artı 3 bölü 5'ten 20, 23 bölü 5. Yani cevabım C şıkkı. 29. sorumuz arkadaşlar. 29. soru. Yukarıdaki şekilde O merkezli birim çember verilmiş bize. M AKB alfa ise M KOD eşittir M DO L'ymiş. Şimdi tanjant alfayı soruyor. Yani şimdi arkadaşlar bakın bunlar bölge farkından dolayı bunlar birbirine eşit miymiş? Bu açılar birbirine eşit olduğuna göre bunlar birbirinin o zaman eksilisi. O zaman şöyle diyebilir miyim? Eksi m eksi 3 bölü 4 eşittir 3m eksi 1 bölü 4 mü? O zaman burası ne oldu? Eksi m artı 3 bölü 4 eşittir 3m eksi 1 bölü 4. Bu tarafa atarsam ne oldu? 4m eşittir 1. M eşittir neymiş? 1 bölü 4. M'i bulduk. Şimdi benim peki şuradaki 1 bölü 4'ü bulduktan sonra şuraya yazarsanız arkadaşlar ne oldu? 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4 2 bölü 4. Ne eşit yani? 1 bölü 2'ye. Şimdi şurası neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Şöyle de gösterelim. Şimdi neresi 1 bölü 2? X'ini bulduk. O zaman şu aralık 1 bölü 2. Peki burası ne arkadaşlar? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4 eksi 3 bölü 4'ten. Burası da eksi 2 bölü 4. Yani gene ne? 1 bölü 2. Şu arası da gene aynı şekilde ne eşit? 1 bölü 2 eşit. Peki başka neyi bulabiliriz arkadaşlar? Şuradaki açıların bakın alfa derseniz tanjant alfayı sormuş bize. Yani şuradaki açının hepsi ne? Alfa. Şimdi ben şunlara xx dersem şurası 90 eksi x mi arkadaşlar? Şurası da x. Onu da biliyorum. Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Yok. Bana alfayı soruyorsa o zaman ne diyebilirim? Alfa artı 90 artı x eşittir neymiş? 360 derece. O zaman alfa eşittir 270 eksi x mi? Bana neyi soruyordu burada arkadaşlar? Tanjant
alfayı soruyordu. Tanjant alfa o zaman ne olur? Tanjant 270 eksi x. O zaman ne oldu burada? Tanjant alfa eşittir kotanjant x. E peki ben kotanjant x'i bulabilir miyim burada artık? Şimdi m'i 1 bölü 4 vermiştim. Burası bakın 30, 60, 90 üçgeni mi? O zaman şurası 1 bölü 2 ise x'in karşısı. Burası 30, burası 60 ise arkadaşlar. Ne oldu? 1 bölü 2 ise şurası ne oldu? Kök 3 bölü 2. O zaman ne diyebilirim? Kotanjant x eşittir. Kök 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1. İkiler sadeleşti. Yani kök 3 cevabımız neymiş arkadaşlar? D şıkkı. Son sorumuz arkadaşlar. 30. sorumuz. 30. soruda bize demiş ki arkosinüs fonksiyonu kosinüs fonksiyonun tersi olmak üzere. Şimdi ben buradan şunu yazabilir miyim? Kosinüs A eşittir 3 bölü 5. Kosinüs B eşittir 1 bölü 4. Kosinüs C eşittir 2 bölü 3. O zaman bunların bir paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Buraya 12 ile çarparsam 36 bölü 60. Burayı 15 ile çarpayım. 15 bölü 60. Burayı da 20 ile çarpalım. 40 bölü 60. O zaman baktığınızda hangisi daha büyük arkadaşlar? C, daha sonra A, o da büyüktür B'den. Yani C, A, B. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Kanalımda her gün bir video paylaşılmaktadır. Videolarım yararlı olduysa kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar.